Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf 4. ünite hayalimdeki gelecek konusuyla karşınızdayız. Birinci sorumuzla başlamış olalım. İlk sorumuzda diyor ki arkadaşlar bu uygulama nanoteknolojinin hangi alanda kullanıma örnek oluşturur? Yani nanoteknolojinin hangi alanlarla ilgili yukarıdaki paragrafta hangi alanda kullanımıyla alakalı örnek olduğunu bize soruyor. Diyor ki yukarıdaki paragrafta Nanoteknolojinin hedefi daha hızlı ve daha küçük malzemeler üreterek insan hayatını kolaylaştırmaktır. Örneğin kırışmayan ve leke tutmayan kumaşların yapılmasında bu teknolojiden yararlanılmaktadır diyor. Arkadaşlar kumaşlardan bahsediyor. Kumaşlar neyle alakalı olur? İletişim tabii ki değil bildiğiniz gibi. Ulaşım, sağlık bunların üçü değil tabii ki kumaş diyorsa arkadaşlar bize ne olacak cevabımız tekstil olmuş olacak. İkinci soruya geliyoruz. İkinci soruda diyor ki ülkemizde yaşanan bu teknolojik gelişmenin ilerleyen yıllarda aşağıdakilerden hangisini doğurması beklenemez diyor arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum beklenemez diyor. Hemen yukarıdaki paragrafımızı okuyalım. Diyor ki özel bir yazılım firması tarafından kurulan Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikası Düzenlenen törenle açıldı. Firma yönetim kurulu başkanı açılış töreninde yaptığı konuşmada bu model robotlara alışveriş merkezlerinde ürün tanıtma, fuarlarda broşür dağıtma, otogar ya da havalimanlarında yol gösterme, mağazalarda tezgahtarlık gibi işler yaptırabilirsiniz. Hastanelerde hasta bakıcılık bile yapabilecek bu robotlar ev hanımlarına kısmen de olsa yardımcı olabilecek şekilde programlanmıştır. 22 yılda tamamlanan yeni nesil Ada GH5 isimli robotumuz milletimize ve insanlığa hayırlı olsun dedi. Hangisinin sonucu hangisini doğurması beklenemez diyor arkadaşlar. Şıklarımıza bakalım. Diyor ki yeni teknoloji üretiminin hızlanması. Arkadaşlar ee, şimdi burada özellikle robotlarla birlikte yeni teknoloji üretimi hızlanmaz mı? Hızlanır tabii ki, değil mi? Hatta eğer YouTube videolarını izlediyseniz şöyle bir şey söylemiştim, demiştim ki ileriki zamanlarda gelecekte özellikle öyle robotlar üretilecek ki nanoteknoloji ile üretilen robotlar bunlar ve bu robotlar o kadar küçük, o kadar küçük olacaklar ki. İnsan hastalandığı zaman insanın bünyesine girecekler, değil mi? Derinin altından girecekler. Hastalığı o derinin altında tedavi dahi edecekler arkadaşlar. Dolayısıyla yeni teknolojinin hızlanması beklenebilecek bir davranış. Bizden hangisi beklenemez diyor arkadaşlar. Hizmet sektörünün yeni bir boyut kazanması diyor arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde geliyoruz. Yani robotlar gelişe gelişe ne olacak? İlerleyen zamanlarda hizmet sektörü hangi ee, mesleklere ele alıyordu Mesela tıp değil mi doktorları Doktorlar hizmet sektörünün içerisinde yer alır Öğretmenler hizmet sektörünün içinde yer alır Birçok meslek grubu arkadaşlar Hizmet sektörünün içinde yer alıyor E Burada zaten bize bahsetmiş değil mi Birçok meslek dalından bahsetmiş E Dolayısıyla onlara ihtiyaç bile duyulmayacağını bize söylediği için arkadaşlar Hizmet sektöründe yine yeni bir boyut kazandığını görebiliyoruz C şıkkında eğitim öğretime duyulan ihtiyacın azalması. Buna bir nokta koyalım. Bazı sektörlerde insan gücüne duyulan ihtiyacın azalması. Yukarıda bahsetmiş değil mi? Ev hanımlarına bile kısmen de olsa yardımcı olacak diyor. E, dolayısıyla arkadaşlar insan gücüne ciddi anlamda ihtiyacın azalması söz konusu olur. Ama yukarıdaki paragrafta bize eğitimle alakalı bir şey söylememiştir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Ceyhan olacaktır. Üçüncü sorumuzda yukarıda verilen görsel bilim dünyasının hangi alanda başarısına örnek gösterilir? Arkadaşlar görmüş olduğunuz resim bir DNA modelidir. Bunu zaten e, muhtemelen biliyorsunuz. bir e, DNA modeli dediğimiz zaman arkadaşlar her canlının içinde DNA modeli var. Yani hatta şöyle ilginç bir bilgi de söyleyebilirim size. Mesela bir insanın DNA'sıyla bir muzun DNA'sı ortalama %50-55 benziyor birbirine. Düşünebiliyor musunuz? Yani dolayısıyla her canlının arkadaşlar bir DNA'sı vardır ve bu DNA'lar kullanılarak arkadaşlar ilerleyen zamanlarda genetik hastalıkların tedavisi bulunacak. Kanser kanserin yine tedavisi bulunmuş olacak. Hatta ve hatta size şöyle ilginç bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Gelecekte DNA modelini kullanarak arkadaşlar insan vücudundaki DNA kullanılarak e, tasarım bebekler dahi yapılacak. Nasıl yani bu? E, çocuklar henüz doğmadan işte mavi gözlü olsun diyecek mesela. İşte veya nedir yeşil gözlü olsun, kıvırcık olsun, şöyle olsun, böyle olsun derken... ...tasarım bebekler dahi yapılabilecek arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. İşte diyor ki bu diyor bilim dünyasının hangi alandaki başarısına örnek gösterilebilir? Bu anlatmış olduğum şeyler tıpla alakalı olduğu için arkadaşlar... Dolayısıyla neyle alakalı olmuş olacak? Sağlıkla alakalı olmuş olacak. Geçiyorum bunu. Dördüncü sorumuzda ise arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi GPS teknolojinin kullanım alanına örnek oluşturmaz diyor arkadaşlar. Hemen okuyalım şıklarımızı. Yerini bilmediğimiz herhangi bir adresin bulunmasında kullanılır. Arkadaşlar GPS adresleri vardır değil mi? Yani... Ee, her şeyde mesela GPS teknolojisini kullanarak e, siz mesela bir konum e, olarak bir adrese gitmek istiyorsunuz mesela. Konumdan faydalandığınız zaman aslında GPS teknolojisinden faydalanmış oluyorsunuz. E, dolayısıyla A şıkkını elemiş oluyoruz. Doğada kaybolan kişilerin bulunmasında yararlanılır. E şimdi insanların herkesin telefonları var. İnsan telef doğada kaybolduğu zaman bu telefonlardan yararlanarak GPS adresleri ne bunu arkadaşlar bulunabiliyor Dolayısıyla B şıkkını şıkkında yine elemiş oluyoruz nakliye şirketlerinin işlerini kolayca takip etmelerini sağlar arkadaşlar her bir araçta isterlerse GPS yerleştirebilirler ve e, bu nakliye araçlarından sorumlu olan kişiler bilgisayarın başında durarak o GPS adresini takip eder nakliye aracının ne zaman hareket ettiğini ne zaman durduğunu, nereye gittiğini her şeyden haberdar olabilirler. Dolayısıyla C şıkkında elemiş oluyoruz. Ulaşım araçlarının enerji tüketimleri azaltır. Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değildir. GPS teknolojisinin herhangi bir enerjiyi tüketmesiyle alakalı veya enerjinin tüketilmesini azaltmasıyla alakalı herhangi bir durum söz konusu değildir. Doğal olarak cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Denizli olacaktır. Sonraki sorumuz bu gelişmenin aşağıdaki sektörlerden hangisinde insanların hayatını kolaylaştıracağı söylenebilir? Diyor ki Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin 3 yıllık çalışmaları sonucu üretilen yerli yapay kan deney çalışmalarının ardından 1 yıl içinde insanlara verilmeye başlanacak. Arkadaşlar yerli yapay kan diyor. Yapay kan nedir? Biliyorsunuz özellikle insanların kan grupları vardır değil mi? A RH pozitif, B RH pozitif veya işte 0 RH pozitif veya bunların aynı şekilde negatifleri de var. E şimdi A RH pozitif olan bir insan B RH pozitif olan başka bir insana kan veremiyor. E şimdi bu yapay kanlar arkadaşlar ne olacak? Bunlar üretildikten sonra veya insanların mesela kan bulunamadığı zaman bu yapay kanlar devreye girerek arkadaşlar o insanlara ne yapmış olacak? Kan takviyesinde bulunmuş olacak neyle alakalı? Tabii ki arkadaşlar, tıpla alakalı olduğu için yine sağlıkla alakalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonraki sorumuz, yukarıda verilen örnek hangi alandaki bilimsel gelişmelerin sonucunda elde edilmiştir? Günümüzde uydu görüntülere, aha, uydu görüntüleri neyi arkadaşlar? Uydu diyorsa bize direkt gök bilimiyle alakalı olduğunu söyleyebiliriz, doğru mu? Ee, sayesinde Hava tahmin raporları daha kolay yapılmaktadır. Arkadaşlar, uydu görüntüleri, gökyüzü, gök bilimi, e bununla alakalı tabii ki değil mi? E bakıyoruz bizi. Şimdi aşağıdaki şıklara bakıyoruz. Gök bilimi ile alakalı olan ne var? Tabii ki astronomi, değil mi? Astronomi gök bilimi ile alakalı. Antropoloji evet, bildiğiniz gibi ırk bilimidir arkadaşlar. Irkları araştırır. Ulaşım veya sağlık olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız Adana olacaktır arkadaşlar. Sonraki sorumuzda yukarıdaki tabloda bilimsel alan ile teknolojik gelişmeler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur diyor. Arkadaşlar teknolojik gelişmemiz ultrason, ultrason, hızlı tren ve atom var. Bilimsel alanda tıp, enerji ve ulaşım var. E şimdi ultrasona baktığımız zaman arkadaşlar ne ile alakalı? İnsanların vücudunu gösteriyor değil mi? İçini gösteriyor yani e, vücudundaki Herhangi bir rahatsızlığı bile ultrasonla görebilir arkadaşlar. Dolayısıyla ne ile alakalı? tıpla alakalı. Hızlı tren neyle alakalı? Ulaşım e, ulaşımla alakalı. Atom neyle alakalı? Enerjiyle alakalı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. E şimdi buna benzer bir şekil arayacağız. Bakıyoruz hangisi eledik B'yi C'yi eledik. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Denizli olacaktır. Sonraki soruda aşağıdakilerden hangisi Albert Einstein'ın bu sözüyle aynı doğrultudadır. Hayal kurmak bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıdır ancak hayal kurmak tüm dünyayı kapsar diyor arkadaşlar. Hayal kurmanın ne kadar büyük bir e, güç olduğundan bahsediyor değil mi? Hayal gücünün ne kadar üstün olduğundan bahsediyor. E şimdi aşağı, aşağıdaki şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Farklı fikirler üretebilmek hayal gücüyle mümkündür. Evet bunu söylemiş olabilir ama aşağıdaki şıklara da bakalım. Hayal gücü merak duygusundan daha önemlidir. E merakla alakalı yukarıda bize bir şeyden bahsetmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkını elemiş olacağız. Bilginin kaynağına ulaşmak için araştırma yapmak gerekir. Evet, bilginin kaynağına ulaşmak için araştırma yapmak gerekir ama arkadaşlar bu doğru. Evet, doğru ama yukarıdaki paragrafta bize bununla alakalı bir şeyden bahsetmemiş ki. Dolayısıyla doğru olsa bile yukarıdaki paragrafta bahsetmediği için biz bunu atmış oluyoruz arkadaşlar. Elemiş oluyoruz. Teknolojinin gelişim, gelişmesi için eğitime önem verilmelidir. Evet aynı C şıkkındaki gibi teknolojinin gelişmesi için eğitime tabii ki önem verilmelidir. Ama yukarıda bize hayalden bahsediyor arkadaşlar. E, dolayısıyla ne olmuş olacak? Bu doğru bile olsa D şıkkında elemiş olacağız. Ve cevabımız ne olacak arkadaşlar? Adana farklı fikirler üretebilmek hayal gücüyle mümkündür ifadesi doğru olacaktır arkadaşlar. 9. soruya geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi teknolojideki bu gelişmenin gelecekte insan hayatına olan etkisini ifade eder? Teknolojideki gelişmenin gelecekte insan hayatına olan etkisini ifade eder sorumuz. Japon otomobil üreticisi arıların uçarken diğer böceklerle çarpışmasını engelleyen 300 derece görüş açısına sahip, son derece karmaşık bir yapısı olan gözlerinden esinlenerek çarpışmaya karşı yeni bir teknoloji geliştirdi. Arkadaşlar burada özellikle güvenlikle alakalı değil mi? Bak burada ne diyor? Çarpışmaya karşı yeni bir teknoloji geliştirdiğinden bahsediyor. İnsan hayatına etkisini ifade eden bir çıkarımı bulacağız aşağıda. Eee A şıkkında diyor ki trafik sıkışıklığının sona ermesi ne alaka? Değil mi? Çarpışmayı engelliyor. Trafik sıkışıklığıyla ne alaka? Trafik güvenliğinin sağlanması, hmm, burada bir duralım bakalım. Ulaşım imkanlarının zollaşması, otomobille alakalı bahsediyor. Evet ama ulaşım imkanlarının zollaşmasıyla alakalı bir şeyden bahsetmiyor bize. Hava yolu ulaşımının öneminin azalması, yine evet otomobillerden bahsediyor ama hava yoluyla alakalı herhangi bir şeyden bahsetmiyor bize arkadaşlar. Burada çarpışmaya karşı yeni bir teknoloji dediği için, dolayısıyla insanlığın güvenliğini de düşündükleri için cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bursa olacaktır. Sonraki soru verilen görsellerden hangisi robot teknolojisinin sağlık alanında kullanımına örnek oluşturur? Hemen paragrafımızı okuyalım. Çağımızda önemli bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle robotlar hayatımızı her alanında kolaylaştırmaktadır. Aşağıdaki görsellere bakacağız arkadaşlar. Hangisi sağlık alanı ile ise onu bulmuş olacağız. A şıkkına bakıyoruz. A şıkkında otomotiv ile alakalı eledik. B şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Bilimsel elektronik gelişmelerle alakalı, bilim teknikle alakalı daha doğrusu bunu da yine elemiş olduk. Tarımla alakalı C şıkkı ama D şıkkına bakıyorsunuz arkadaşlar. Bir ameliyat masasında insanı yine ameliyat yapıldığını görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla sağlıkla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Son sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Tıp alanında yaşanan gelişmelerden biri de nokta nokta adı verilen cihazlarla iç organların görüntüsünün elde edilmesidir. Doktorlar bu anlamlı görüntü sayesinde iç organlardaki hastalıkları kolaylıkla ne yapabilmişler arkadaşlar teşhis edebilmişler. E Şimdi bizim iç organımızı gösteren bir alet olması gerekiyor. E Şimdi bu nedir? Şıklara bakıyorum hemen. E teleskop gökyüzünü e, inceliyoruz. E, mikroskop yine. En küçük bakterileri, mikropları dahi görebilmemizi yarayan bir alettir. Değil mi? Stetoskop. Tabi bunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Doktorların hani boyunlarını asarlar. Böyle kulaklık gibi kulağını takarlar. Daha sonra kalp falan dinlerler. Bu odur arkadaşlar. Ama bunun yine sağlıkla alakalı. Evet ama doktorların kullanmış olduğu bir alet. Ama iç organları göstermesiyle hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Ultrason olacaktır. Dersimiz burada sona ermiştir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, aynı zamanda izlediğiniz için teşekkür ederim.